Arkadaşlar merhaba. Bugün ASF Fiat'tayız. Karşımızda ezber bozan Egea. Bakalım bizim gözümüzden ezberleri bozacak mı? Bu araç arkadaşlar 1.3 multijet. Yani 1.3'lük motorun en fullü hatchback versiyonu. Fiyatından da bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle görsel olarak bir bakalım arkadaşlar. Maalesef alan çok aşırı dar olduğu için görüntü almakta zorlanıyorum. Kameram da çok iyi değil. Öncelikle kusura bakmayın. Eleştirenler oluyor arkadaşlar. Yalnız ben amatör olarak çekim yapıyorum. Yani hiçbir profesyonellik olarak iddiam yok. Sadece amatör olarak. Belki farklı videolarda bulamadıklarınızı benim videomda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü çok detaylı inceleyen fazla video yok. Şimdi arkadaşlar içine girelim. Şöyle cam tavan veya sunroof yok bu araçta. Şimdi arkadaşlar kapıdan başlayalım. Buralar sert plastik arkadaşlar. Kumaş sert. Kapı cepleri olarak yeterli diyebilirim. 4 cam otomatiği var arkadaşlar. Yan aynalar otomatik. Şöyle ufaktan içine girelim arkadaşlar. Böyle baktığımız zaman torpidonun üstü yumuşak. Şu kısım yumuşak arkadaşlar. Bir saniye hemen ışıklarını açalım diyeceğim. Bunda maalesef aküsü yok. Karanlık olsa kusura bakmayın. Koltuklar arkadaşlar kaliteli. Vücudu saran koltuk yapmışlar gördüğünüz gibi. Oturalım. Gerçekten sürüş pozisyonu yukarıda konumlandırmış. Biraz aşağı indiriyorum. Evet arkadaşlar. Koltuk gerçekten güzel. Yani sizi sarıyor. Hani çok bir Opel Astra kadar bir kalitesi yok ama yine de kaliteli yani. Çok kötü de değil arkadaşlar. Kötülemeye gerek yok. Direksiyon, yeni direksiyonu Fiat'ın çok hoş. Harika olmuş bence. Bugüne kadar ki en iyi direksiyonu diye düşünüyorum ben. Deri kalitesi güzel arkadaşlar. Fena değil. Hani bir bayanlar kullanına tırnağa takılır falan. Yani çok da güzel değil ama güzel. Orta sınıf diyebilirim arkadaşlar. Bluetooth'u var gördüğünüz gibi. Cruise kontrolü. Gördüğünüz gibi mesafe takip sistemi var arkadaşlar. Öndeki araçla mesafenizi koruyor araç. Dijital kliması var bu aracın. 5 inç ekran var arkadaşlar. Maalesef aküsü yok şansımıza. Şöyle gördüğünüz gibi USB girişi, AUX girişi. 12 volt girişi var arkadaşlar. Vites çok hoş olmuş bence. Gördüğünüz gibi deri vites. Çok hoş olmuş vites topuzu. Yani bayağı da tok. Çatırtı çutırtı yok. Bayağı tok arkadaşlar. Gayet hoş. Çünkü bu seslere takan arkadaşlar çok. Kadran basit olmuş. Sıradan olmuş. Maalesef aküsü olmadığı için ortalarına falan bakamıyoruz. Manuel olarak yükseklik, derinlik ayarlı direksiyonu var arkadaşlar bu aracın. Bu piyano bilek gerçekten hoş olmuş. Baktığım zaman city modu var arkadaşlar. Bayanlar için, şehir içinde direksiyonu yumuşatmak için gerçekten güzel. Bence kullanışlı diyebilirim. İki tane bardaklığı var arkadaşlar. Kolçağımız var. Kolçağımız evet ileri geri gidiyor. Şöyle açalım.
Poğaçamızın içi arkadaşlar çok derin gerçekten. İçinde yumuşak bir malzeme var. Ses yapmaz. Kolçak da kumaş bu arada. Yani gerçekten şu malzeme falan kaliteli olmuş. Ben sert olması benim için önemli değil. Önemli olan çizilir mi? Hani yarın bir gün tırnağınız takılır, yüzünüz çarpar. Çizilir mi? Önemli olan bu bence. Buraları falan yumuşak arkadaşlar. Malzeme kalitesi gerçekten çok hoş. Beğendim gerçekten. Şöyle. Burada yavaş açılıyor. Evet. İçi sert. Soğutma torpidosu yok arkadaşlar. 4 cam otomatiğini söylemiştik. Tavan döşeme kalitesi güzel, hoş. Arkada da aydınlatması var arkadaşlar. Tavan aydınlatması. Bu önemli. Mesela benim İbiza'da yok. Ben geceleri arkaları mesela göremiyoruz. Arka tarafı. Halı paspas koymuşlar. Buraların kalitesi falan gayet hoş. Yani açıkçası sallama olmamış diyebilirim. Gerçekten güzel arkadaşlar. Şu kollar falan gerçekten güzel. Kapılar falan çok hoş. Bazı arkadaşlar kapıların ağırlığından arabanın kalitesinin anlaşılamayacağını söylemiş arkadaşlar. Ben böyle düşünmüyorum. O zaman kardeşimde Peugeot 206 var. Kapılarını açtığınızda böyle resmen kırılacak gibi, yani bir anda sonuna kadar açılıyor. Rüzgarda falan kapıları kapatamıyorsunuz. Kapılar uçuyor resmen. Kardeşim en ufak kazada kapılar içeri göçüyor. Yani bence kalitesini gösteriyor. O zaman neden Audi'de, Volkswagen'de kapılar çok ağır? O zaman Audi, Volkswagen adi mi? Yani bilmem ne metalinden kullanmış hafif olsun diye. Tamam, hafif olsun diye illaki kullanır ama yani tuttuğunuz zaman, dokunduğunuz zaman bir hissiyatı vardır yani. Toyota yüzünden çok eleştiri aldım arkadaşlar bu yüzden. Toyota kötü araç demiyorum ama içine koymuş özellik dışından çalmış. Fiyatı çok yüksek maalesef. İsterdik ki Japon Toyota'ya binelim. Neyse. Şimdi arkadaşlar ön bana göre ayarlıydı. Gerçekten. Şimdi arkaya bindim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesafe çok iyi. Baş ve diz mesafesi çok iyi. Şaft tüneli var ama çok yüksek değil. İkinci bir kişi, şöyle göstereyim arkadaşlar. İkinci bir kişi ama maalesef biraz sıkışık olsa da ikinci bir kişi de oturabilir arkadaşlar bu aracı. Bu arada ASF fiyatı teşekkürler. Çok uğraştırdılar ama izin verdiler. Arkadan araç çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Yani hani fiyatın o cılızlığı yok bu araçta. Gerçekten çok tok olmuş. Çok kaslı bir araç. Görüntü olarak da. Bagaj arkadaşlar. Bagaj bayağı büyük. Bagaj bayağı büyük. Bilmiyorum bunu Leon'la mı kıyaslamak lazım. Sanırım rakibi Leon oluyor. Leon'la kıyaslasak tabii ki de bir Leon değil ama Leon'un da yakınında dolaşıyor bu araç. Yani eski fiyat, hani o cılız algısı yok. Gerçekten hani kaliteli olmuş. Şu stop grubu falan çok güzel. Bu arada bunun arkalar led mi bilgim yok maalesef. Araştırmadım şimdi. Yalan da söylemeyeyim. Buralarda piyano bilek boyanmış. Çok güzel, çok hoş olmuş arkadaşlar. Arkadan araç yani inanılmaz muhteşem. Öyle mi açılıyor? Evet. Akıllı yakıt girişi var arkadaşlar. Buraya her şeyi sokamıyorsunuz. Sadece mazot pompası buraya girebiliyor. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Koku gelmesi için de buraya güzel düşünülmüş. Jantlara bakalım arkadaşlar. 205, 55, 16 jantlar. Arkalar disk. Jantlar hoş olmuş, güzel. Farklı jant tipleri de illaki vardır. Davlumbazlar sert arkadaşlar. Aracın sınıfı gereği.
Sadece premium araçlarda halı koyuyorlar maalesef. Eskisi gibi değil. Yani bu şekilde arkadaşlar. Tabanı falan çizgileri çok hoş olmuş gerçekten. Ön panjur falan güzel. Yani bence ezber bozan Egea. Yani fiyat için ezber bozmuş. Hani diğer rakiplerine göre aman aman bir üstünü yok ama kendi içinde ezber bozmuş diyebilirim. 3 Mod Jet klasik motor var. O yüzden motor kaputunu açmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde arkadaşlar, güzel araç, güzel gerçekten. Sonuçta fiyat, yani bir Volkswagen değil ama hiç de yaban atacak gibi değil. Fiyat gerçekten kendi içinde ezber bozmuş arkadaşlar bu araçla. Aracın fiyatı da, yani göstereyim hemen. Aracın fiyatı söyleyeceğim. Urban Plus, yani 1.3'lük motorun en fulü bu. O şekilde bilgilendirirler. Fiyatı 77 bin lira. Katalogdan baktım. Anahtar teslim. Nakit fiyatı. 77 bin TL. Hani bu araca verilir mi? Leon'la kıyaslarsak. Bu dizel olduğu için. Leon 1.2 TSI. Yani olabilir. Dizel isteyen arkadaşlar. Arkadaşlar için olabilir arkadaşlar. Sis farlar mevcut. Uzunlar halojen, kısalar gördüğünüz gibi mercekli far. Xenon değil arkadaşlar. Normal sarı far ama mercekli. Daha kaliteli bir görüntü. Şehir içi ortalama tüketimi 3.7 diyor ama yani bizim İstanbul trafiğinde 3.7'yi göremezsiniz arkadaşlar. İllaki 1.3 motor çok tutumlu, çok uzun ömürlü ama yani 5, 5.2, 5.3, 5.5'le şehir içinde bu araçla rahatlıkla gezebilirsiniz. Gerçekten kaliteli olmuş, güzel olmuş. Bence fiyatın kendi içerisinde ezber bozduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz.